Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Şebnem Ferah'tan Özgürce Yaşa adlı parçanın solosunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5625 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen, bu ailenin bir parçası olan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu parçanın altyapı dosyası bu haftadan itibaren erişime açılacak. Katıl üyeleri ilgili dosyaları sisteminize indirip çalışmalarını yapabilirler. Lafı uzatmak istemiyorum. Soloyu sizlere bir kere çalacağım. Şu şekilde duyuluyor. Solosu bu şekilde atılıyor. Şimdi cümleleri ayıralım. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. İlk önce şöyle başlıyoruz. La T8 fa notasına belirsiz bir yerden slide'la geliyorum. Ardından gitarı susturarak 8, 10, 8, 7 çalıyorum. Tekrar 8'e orta parmağımla geldiğimde bir pinç harmonik ekliyorum. Birleştirelim. Bundan sonraki cümle 5, 7, ardından 7'ye pinç harmonik vurup yarım seslik release tip bir bend yapacağım. Yani sesi fa'ya doğru çekip geri alıyorum. Ardından vibrato ekliyorum. İlk iki cümleyi birleştirirsek bir sonraki figürde bir alt teli iniyorum. R teli 6, 7, 9. 9'u da pinç harmoniğim var. 6, 7'yi susturarak çalacağım. Şeklin olacak. Burada R telini isterseniz hepsini downstroke alabilirsiniz. Pinç harmoniği daha rahat oturtmak adına. Ardından bir alt tel, sol teli 7, 9, 10, 10. Yine ilk iki notasını susurarak çalıyorum 7, 9'u. 10, 10'lar açık. Birleştirelim. Sonrasında si teli 9'a atlıyorum ve şunu çalıyorum. Adım adım gidelim. Si teli 9-19 hemron plop. Burada bir pozisyon geçişim var. İşaret parmağım bir yana 9'dan tekrar si teline geldiğimde ona kaydırıyorum. Ancak slide olarak düşünmeyin burayı. 9'dan 10'a geçiyorum sadece. Ardından 12, 13, bir alt tel, 10, 12. Sonraki geldikten sonra bir tane daha vurarak yarım seslik bir bend yapacağım. Burada rake dediğimiz bir teknik kullanmamız gerekiyor. Yani üst telleri susturarak bend atacağız. Şöyle oluyor. Üst telleri süpürerek geleceğim. En alt 12'yi tınlattığımda teli açmam gerekiyor. Yani direkt şu değil. Böyle bir bend değil. Şu üst tellerin duyulması gerekli. Yarım seslik bendi yaptıktan sonra salıp ona plop yapıyorum tekrardan. Yarım ses kaldırıp vibrato ekliyorum. Birleştirirsek. Bir sonraki figür. En alt 16'ya atlıyorum. Bu cümleyi çalmam gerekli. Adım adım gidelim. 16, 17, 16 hemron plof'la başlıyor. Şuradaki sisteme çok benzer bir yürüyüş. Daha yavaş. Pardon. Yüzük parmağımı 20'ye getirdikten sonra 19'a geliyorum. Yarım seslik bir bendim var. Burada yarım ses teli kaldırdıktan sonra salıyorum. 17 blok, 19 tekrar. Yani şöyle oldu. Ardından ikinci 19'a vuruşumda bend yapmıyorum. Agresif bir vibrato ekliyorum.
Bu kısımdan sonra çok tatlı bir legato yürüyüşü var. Orada da şunu yapmamız gerekiyor. Yavaşça gösterecek olursam ilk önce... Şimdi burada mi teli 12-13-15, bir alt tel 14-15-17, bir alt tel yine 14-15-17, 14-16-17, 17-18, pardon 15-17-18, ardından 15-17-19. Buraya kadar üçleme olarak iniyor. Yaptıktan sonra yüzük parmağımı bir yana kaydırıyorum. 20-19-17, en alt 12. Full band. Burada re'yi full'e çıkardığımızda parçanın kök sesi olan mi'ye dönmüş oluyoruz. Bu sondaki legato yürüyüşünü bir kere hızlı çalmak istiyorum. Burası şöyle duyuluyor. Benim keyifli solo hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa bunu lütfen yorumlardan bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu eğitim içeriğinin size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.